Hakan Bey merhabalar. Merhaba Sıla abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanife Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz efendim? Sağ olun, teşekkürler, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun, bizlerdeyiz. Biz öncelikle ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz. Hoş geldiniz. Ağırladınız, çok sağ olun, çok teşekkürler. Müsaadenizle röportaja beyefendiyle başlayacağım. Buyurun. Hakan Bey, ben sizleri tanımak istiyorum. Sektörle tanışmanız. İsmim Hakan Yüzgeç. Yaklaşık 27 yıllık traktör camiasında tarım ve tarım makineleri, ekipmanları ve traktör camiasında Ar-Ge mühendisi olarak çalıştık. Evet. Akabinde 2016 yılında da biz kendi firmamızı kurduk. Bulut Traktör. Zamanı geldi dediniz sanırım artık. Kesinlikle. Dedik ki biz bu tecrübeyi, bilgiyi, birikimi neden kendi firmamıza değerlendirmeyelim, neden kendi firmamız için kullanmayalım istedik. Evet, tabii bu konuda en büyük destekçiniz. Tabii ki eşim. Hanife Hanım, işiniz aynı zamanda. Kendisine de bir söz vermek istiyorum, müsaade ederseniz. Sonra döneceğim ben size. Sizleri tanımak istiyorum. Buyurun Hanife Hanım. Söylediğim gibi ismim Hanife Yüzgeç. 2016 yılından beri firmamızı kurduk. Eşimle beraber, Hakan Yüzgeç'le birlikte firmamızı işletiyoruz, üretiyoruz çiftçilerimize. Hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Omuz omuza verelim, şu mücadele var. Evet. Tabii ki. Doğru. Yani bayan desteği olmadan firmaların büyümesi zor. Ben klasikleşmiş lafı söyleyeyim. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. Bu da evet, bir gerçek. Kesinlikle. Hemen geçelim firmamıza. Neler yapıyoruz? Verdiğiniz hizmetler nelerdir? Ürünleriniz neler var? Faydaları nelerdir? Buyurun efendim, söz sizde. Şimdi biz 2016 yılında ilk önce Bulut Traktör yedek parça olarak biz Bulut Kompresörü kurduk. Bulut kompresörde havalı kompresör, yani traktör üzerine havalı ekipmanları çalıştırabilecek, havayla ihtiyacımız olabilecek, her türlü her şeyi yapabilmemiz için biz bu ürünü geliştirdik. İlk etapta biz kayış kastaklı kompresörlerimizi yaptık. Kayış kastaklı kompresörlere baktık, gördük ki her motorun üzerine bunu yapamıyoruz, koyamıyoruz. Çünkü sektörde farklı motor markaları var. Bu farklı markaların üzerine her ekipman bağlanamıyor. Dolayısıyla biz motordan bağımsız olarak elektrikli kompresörü neden yapmayalımla biz bu işe girdik. Açıklık vardı, ihtiyaç vardı. Kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Çünkü çiftçimizin biliyorsunuz her şeyimiz aslında. Tarladaki en büyük sıkıntısı radyatörün hararet yapması. Radyatör neden hararet yapar? Ön tarafında sap saman demiş olduğumuz balyacıların başına bela olan sap saman sıkıntı yaratan aslında. Sıkıntı yaratan o çöpleri temizlemek için biz bunu koyduk, yaptık, uyguladık. Evet. Daha sonra bu kompresörle biz lastik şişirme, biz radyatör temizleme, kabin temizleme ve havalı ekipmanlarla ilgili kullanabilecek her türlü makineleri kullanmak için biz bu ürünü geliştirdik. Traktör üzerinde. Çünkü çiftçi tarlada, çiftçi sahada en büyük problemi havaya ulaşamama. Evet. Hava problemi oluyor. Evine gidip geldiğinde zaman kaybı oluyor. Biz bu zaman kaybını önleyebilmek için sahada da çiftçinin yardımcısı olsun diye biz bu bulut kompresörü sunduk diyelim. Evet, çok ciddi de bir Ar-Ge yapmışsınız. Ciddi bir emek ve mücadele var burada çünkü. Kesinlikle. Dedik arka ya, planda özellikle. 27 yıllık bir Ar-Ge mühendisliğinin evet, birikimiyle neticede biraz da böyle zihni sinir projelerin yapılabilmesi için ilk etapta biz kompresör, daha sonraki yeni ürünümüz var. Yeni ürünümüzle ilgili de size bilgiler vereceğiz inşallah. Evet, dinlemek isteriz. Şimdi paylaşmak isterseniz. Tabii ki. Şimdi kompresör işi evet bir ihtiyaç. Kompresörümüz birinci, evet, evet bir ihtiyaç. Ama kompresör için de radyatör temizlemek için de belli bir zaman kaybı oluşuyor. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Çiftçi tarlada yaklaşık 4 defa duruş yapıyor. 15 dakikadan yaklaşık 1 saat kaybımız var. Biz bu zaman kaybını önleyebilmek adına Bulfan radyatör temizleme sistemini geliştirdiniz. Nasıl oluyor? Bizim fan kanatlarımızı pneumatik sistemle bulut kompresörü yardımıyla kanat açılarımızı terse çevirerek emmiş olduğu havayı üflemeyle radyatörün ön tarafında ve traktörün ön ızgarasındaki temizliği yapması için Bulfan'ı geliştirdik. Saatte bir yapacak. Saatte bir. Saatte bir. Saatte bir tuşa basacak. 15 saniyeyle kanatlar dönecek. 15 saniyeyle tozu toprağa üfleyerek radyatörü temizleyecek. Bu ne demek? Bu
temiz radyatör demek. Bu temiz filtre demek. Bu temiz ızgara demek. Bu verimli motor demek. Dolayısıyla verimli motor puzzle gibi aslında. Kesinlikle birbirini etkileyen silsile devam ediyor. Birbirini etkileyen olaylar. Bu verimli motor demek. Verimli motor çiftçimizin en büyük problemi olan yakıt. Yakıt tasarrufuna sebep oluyor. Yakıt tasarrufu sağlıyor. Çünkü motor rejime giriyor. Rejime giren motor daha randımanlı çalışıp daha az yakıt tüketiyor. Bu işin tasarruf kısmı. Bir de motorun üzerindeki pisliği, duruşları diyelim daha doğrusu, pislikten dolayı, temizlemeden dolayı duruşları diyelim, fanın hiç traktör üzerinden inmeden çiftçi bir tuşla bir anda temizliyor ve dolayısıyla o duruşlardaki 15 dakikayı 4 defa yaptığımızda 1 saat. O 1 saati biz çiftçinin cebine koyuyoruz. Ciddi bir zaman çiftçi için. Kesinlikle. Düşünsenize bir biçer döver diyelim, 1 saatte bir dönüm yer. Ya da bir traktör 1 saatte 100-150 arasında balya yapıyor. Bir balya geçtiğimiz dönemde 10 TL idi. 1000 lira ya da 1500 lira arasındaki parayı biz çiftçinin cebine koyacağız bir günde. 30 günde 30 bin lira. Sezonda 3 ay çalışan bir çiftçiyi düşünseniz 90 bin lirayı biz bulfanla çiftçinin cebine koyacağız. Bulfan o kadar önemli ve hassas kesinlikle, diyebiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle Sinan Bey. Biz yeni çocuğunuz. Bulfan yeni aslında. Ürünümüz, yeni ürünümüz. Evet. Yeni göz ağrımız ve güzel. Biz şimdi bu işi yaparken yeniyiz ve yeni olduğumuzu, yeniliğimizi ve bu heyecanımızı çiftçi arkadaşlarımızdan, bayi arkadaşlarımızdan, servis arkadaşlarımızdan destekle biz büyüyeceğimize inanıyoruz. Oralardan gelecek, oralardan bize itme diyelim. Biz evet. Çünkü oralardan gelecek isteklerle. Teşvik de önemli. Tabii kesinlikle. Çünkü onlardan gelecek biz... Arz talep dengeli olması lazım burada. Evet. Onlar yönlendiriyor aslında bizi. Çiftçi yönlendiriyor aslında bizi. Bayi yönlendiriyor aslında bizi. Bir danışman servis da oluyorsunuz aynı zamanda siz baktığınız zaman. Gibi. Yani onlar bizim düşünemediğimiz. Şimdi biz mühendis olabiliriz. Biz Ar-Ge'ci olabiliriz. Ama biz her şeyi biliyor değiliz. Aşağıda çiftçi kullandıkça, çiftçi bazı şeyleri gördükçe bizden talep ediyor. Mesela bu kompresörün ilk doğuş... Bu kompresörün ilk boy sebebi Mardin Kızıltepe'deki bir çiftçi abimiz. Onun talebiyle oldu. Evet. Fuar nasıl geçiyor peki? Biraz fuar hakkında da görüşlerinizi merak ederiz. Fuar İlk saatleri hareketli başladı. Fuarımız gayet güzel. Biz bu kadar talep beklemiyorduk. Özellikle kompresörümüze talebimiz zaten var. Bizim 2016 yılından beri devam eden bir ürünümüz ama yeni ürünümüze de gayet bir Bulfan'a da bir talep var. Nasip olursa fuardan sonra da gayet güzel bir ne derler ona feedbackler elde edeceğiz. Fuarın dönüşleri belli olacak mutlaka. Kesinlikle. Ben şunu söylemeden geçmeyeceğim. Siz de hani fanadı çok seviyorsunuz mesleğinizi. Bence sizin başarınızın en büyük anahtarlarından biri bu. Yaşıyorsunuz çünkü. Şimdi Sinan Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Bir söz vardır. Eğer sevdiğiniz işi severek yaparsanız eğer siz çalışmıyorsunuz demek. Hobinizi yapıyorsunuz demektir. Evet. Ben şu an hobimi zevkle yapıyorum. Evet. Son soru. Hedeflediğiniz yerde misiniz peki? Daha değil. Yani şöyle bir geriye dönüp bakınca. Daha değil. Şimdi biz şirketi ilk kurduğumuzdan biz diyorduk ki ayda 3 tane satsak bize yeter diyorduk. Ayda 3 tane. Biz şu an günlük o rakamların kat ve kat fazlasına çıktık ve şirketimiz her yılda %30 büyüme kaydediyor. Mutlu oluyorsunuz bunlara. Siz kesinlikle. Çok mutlu. Hizmetten mutlu oluruz Sinan Bey. Yani hizmet vermekten mutlu oluruz. Çünkü bir insan sevdiği işi yapıyor ve bu sevdiği işi yaparken çiftçi arkadaşlardan gelen ne derler? Yorumlar. Yorumlar, talepler ve öneriler sizi daha güzel şeyler teşvik ediyor. Bulfan. Yani yani bu çiftçinin talebiyle olan bir şey. Evet. O eksikleri çok iyi tespit etmişsiniz ama. İyi bir dinleyicisiniz aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Yani, ve farkınız da bence diğerlerinden ayıran özellikler de bence önce insan kazanmak demişsiniz. Evet, evet. Yani, ya ben zaten önce insan kazanmak insanlarla beşeri münasebetlerin kuvvetli olduğuna inanırım. İnsanlara sinerji yaratmayı severim. İnsanlarla diyaloğu severim. Özellikle çiftçi arkadaşlarımızın muhabbetini çok severim. Böyle güzel olunca biz de onlarla birlikte yaşadığımız için bazı şeyleri biliyorsunuz buralara geliyor işler.
Evet. İkinci, verimli olmak güzel. İnsanı mutlu eden kısmı o zaten. Evet. Verimli olabilmek hayatta. Biz bir yolda başarılar dileyelim. Çok güzel bir röportajdı. Çok, yani çok samimi duygular paylaştınız gerçekten. Ayağınıza sağlık. Ben çok memnun oldum öncelikle biz ve ekip olarak. Biz ekran başındaki izleyicilerimizi de buraya davet edelim. Hem tabii gelsinler, ki. Ürünlerimizi tabii görsünler. Ki. En azından bir çayınızı, bir kahvenizi içmiş olurlar. Muhakkak. Yani ticaret yapmak önemli değil. Biz burada misafirperverliğimizi göstermek isteriz. Çünkü burada gülümseme hizmet ediyor. Burada söylemeden geçmek istemedim. Çok sağ olun. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim efendim sağ sizlere. Sağ olun. Başarılarınız her zaman daim olsun. Sağ olun. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Teşekkürler.